Sevgili arkadaşlar tekrardan merhabalar. Yine Batı edebiyatıyla devam ediyoruz. Sıradaki edebiyatımız Amerikan edebiyatı. Amerikan edebiyatına baktığımızda belli başlı sanatçılarımız karşımızda Mark Twain, John Steinbeck, Tessa Eliot ya da Thomas Stearns Eliot, Eliot diye geçiyor ismi. Herman Melville, Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway, Jack London gibi isimlere dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii Amerikan coğrafyası ee, en son keşfedilen kıtalardan birisi biliyorsunuz. Tabi buradaki edebiyatın şekillenmesi de özellikle e, uzun bir zaman alıyor. Bize de etkisi tabi çok çok sonradan geliyor. Çünkü bizim edebiyatımızda en etkili olan edebiyat derse hiç şüphesiz Fransız edebiyatı, Rus edebiyatı, Fars edebiyatı gibi edebiyatlar ne yapılması lazım aklımıza gelmesi gerekiyor. Peki Amerikan coğrafyasına gittiğimizde ilk sanatçımız kim bizim sevgili arkadaşlar? Mark Twain. Özellikle bizim televizyonda çizgi filmlerle tanımadığımız, filmlerden tanıdığımız eserleriyle karşımıza çıkıyor. Örneğin Tom Siver'ın Siver maceraları diyeceğiz. Maceraları. İkinci eserimiz Huckleberry Finn'in maceraları diyelim. Ve yine önemli bir eser diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Mississippi'de hayat. Mississippi'de, Mississippi'de hayat diye bir eseri var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Sanatçı ile ilgili olarak bu eserlerin isimleri gelecek. Dikkat etmekte fayda var. Hemen yan tarafa geldiğimizde Edgar Allan Poe ismi aklımıza gelecek. Kendisi hem öykü türünde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir de şiir türünde karşımıza çıkan bir sanatçı diyeceğiz. Peki şiirde hangi akımın etkisinde diyeceğiz? Kendisi simgecilik olan sembolizmin aslında Amerikan edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden birisi olarak bileceğiz. Peki sembolizm etkisiyle yazmış olduğu şiirin adana biz ne diyeceğiz? Annabel Lee diyeceğiz. Annabel Lee diye bir şiiri yazmış sembolizm etkisiyle. Öykü türünde de gayet başarılı olan bu sanatçının öykü türünde de özellikle de televizyonda bildiğimiz önemli eseri diyeceğiz. Mork Sokağı, Mork Sokağı, Cinayeti adlı eseri ne yapacağız burada? Cinayeti adlı eseri bilmemiz gerekiyor. Yani burada dikkat etmemiz gereken şu. Edgar Allan Poe deyince aklımıza iki tür gelecek. Birisi öykü türü, birisi de ne diyeceğiz arkadaşlar? Şiir türünde karşımıza çıkan bir sanatçı. Öykü de Mork Sokağı, Cinayeti adlı eseri. Sembolizm etkisiyle şiirler yazdığı için ise önemli eseri ne diyeceğiz burada? Annabelle Lee adlı şiirini bilmemiz gerekiyor. Yine dünya edebiyatında çok yakından tanınan sanatçılardan birisi John Steinbeck ismi aklımıza gelecek. Tabii Steinbeck deyince önce aklımıza düz yazı gelecek. Yani hangi tür gelecek? Özellikle de roman türünde karşımıza çıkan bir sanatçı. Romanda da özellikle akımlara gittiğimizde yine naturalizm dediğimiz, naturalizm dediğimiz bir akımın etkisinde kalıyor. Yani doğalcılık dediğimiz özellikle deney ve gözlemin etkisinde kalan sanatçı bize toplumsal değişmeleri ya da toplumsal gelişmeleri ne yapıyor burada vermeye çalışıyor. Değişmeleri diyelim değişmeleri yansıtmaya çalışan bir sanatçı olarak bileceğiz. Buna dikkat sevgili arkadaşlar. Önemli eserimiz arkadaşlar burada fareler ve insanlar fareler ve insanlar diyeceğiz. Önemli eserimiz insanlar. Burada da sevgili arkadaşlar iki tane kahramanımız var. Birisi George, Birisi George, diğeri ise Lenny dediğimiz, Lenny dediğimiz iki karakter karşımıza ne yapıyor? Çıkmış oluyor. Yine devam edelim. Fareler ve insanlar dışında gazap üzümleri karşımıza çıkıyor. Gazap üzümleri. Yine Sardalya sokağı diyeceğiz. Sardalya sokağı diyeceğiz. Sardalya sokağı. Bu da diğer bir roman türünde eseri arkadaşlar. Bir de Kenar Mahalle adlı eseriyle burayı tamamlayalım. Kenar mahalle diyelim. O zaman John Steinbeck ders aklımıza toplumsal değişmeler, toplumsal çözülmeler aklımıza gelecek. Dünya edebiyatında en meşhur eseri Fareler ve İnsanlar adlı eseri bileceğiz. Bunun dışında roman türüyle kendini geliştiren sanatçının Sardalya Sokağı, yine Gazap Üzümleri, Kenar Mahalle, Fareler ve İnsanlar adlı eseriyle ne yapacağız burada bilmemiz gerekiyor. Geldik yeni bir sanatçıya. Ernest Hemingway ismi aklımıza gelecek sevgili arkadaşlar. O da kendisi asker kökenli bir sanatçı. Ne diyeceğiz burada? Asker kökenli. Dolayısıyla eserlerin altyapısında bu asker kökenlikten gelen bir özellik de yatmakta. Eserimizin ismi önemli eseri. İhtiyar, ihtiyar, adam ve deniz diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Adam ve deniz diyeceğiz. İhtiyar, adam ve deniz. Yine bunun dışında çanlar kimin için çalıyor? Çanlar kimin için çalıyor? Adı eseri bileceğiz. Kimin için çalıyor? Bunlar roman türünde arkadaşlar. Son eserimiz yine silahlara veda diyeceğiz. Silahlara veda. Bunlar da sanatçının yazmış olduğu ne diyelim roman türünde eserler olarak bilmemiz gerekiyor. Toparlayalım asker kökenlerine Stevingen'in yazmış olduğu eserler nelermiş? İhtiyar adam ve deniz. Çanlar kimin için çalıyor? Silahlara veda. Adlı eserleriyle de ne yapacağız burada? Bilmemiz gerekiyor. Geldik Thomas Stearns Eliot'a geldik arkadaşlar kısaca T.S. Eliot diye bilinir kaynaklar içerisinde. Bilmemiz gereken şu arkadaşlar. Amerikan vatandaşlığından İngiliz vatandaşlığına geçen bir sanatçı. Tabi netice itibariyle hala Amerika'da eserler vererek oraya geçmiş bir sanatçı olarak bileceğiz. Eserleri sevgili arkadaşlar çorak ülke. Yine bunun dışında yazmamız gereken boş adamlar. Boş adamlar. Sanatçının kaleme almış olduğu şiir türünde eserler diyoruz. Ne diyormuşuz arkadaşlar? Şiir türünde yazmış olduğu eserler iki tane Çorak Ülke, Boş Adamlar adlı eserleri. Bileceğiz. Bunun dışında Kokteyl Parti, Kokteyl Parti, Kokteyl Parti. Yine arkadaşlar Katedralde Cinayet. Katedralde, Katedralde Cinayet. Bunlar da oyun türünde yani tiyatro türünde ne yapıyor arkadaşlar karşımıza çıkan eserler diyoruz. Tekrar ediyoruz. Thomas Stearns Elliot deyince aklımıza önce şiir türünde çorak ülke, boş adamlar, yine bunun dışında kokteyl parti ile katedralde cinayet adlı eserleri de oyun türünde karşımıza çıkmış olan eserler olarak bileceğiz. Geldik bir başka sanatçıya. Özellikle televizyonda Beyaz Diş adlı eseriyle tanımış olduğumuz Jack London'a geldik. Sevgili arkadaşlar kendisi roman türünde başarılı bir sanatçı. Martin Eden, Martin eden. Bunun dışında arkadaşlar vahşetin çağrısı, vahşetin çağrısı. Bunun dışında beyaz diş arkadaşlar televizyonda da oynadı biliyorsunuz. Beyaz diş bir bunlar roman türünde kaleme almış olduğu ne diyoruz arkadaşlar? E, eserler olarak bilmemiz gerekiyor. Peki geldik yine bir başka sanatçıya ve Amerikan Edebiyatı'nda son göreceğimiz sanatçılardan birisi Herman Melville ismi aklımıza gelecek. Onu da biz Moby Dick adlı, Moby Dick adlı romanla tanımış olduk arkadaşlar. Özellikle bir balina, balina avından bize söz eden bir eser. Dolayısıyla bal, balina avını anlatan romanın ismine ne diyormuşuz? Moby Dick olarak bilmemiz gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir coğrafya olan Amerikan edebiyatına geldiğimizde ilk gördüğümüz sanatçı kimmiş? Mark Twain, Tom Sawyer'ın maceraları, Huckleberry Finn'in maceraları, Mississippi'de Hayat adlı eseriyle. Yine Edgar Allan Poe'yu da biz hem şiir hem öyküde bileceğiz. Mark Sokağı Cinayeti öykü türünde eseri arkadaşlar. Şiir türünde ise Annabelle sembolizm etkisiyle oluşturulmuş bir eser. John Steinbeck'e geldiğimizde ise roman türünde başarılı olan bu sanatçı özellikle de naturalizmle toplumsal değişmeleri ve çözümlemeleri çok başarılı bir şekilde veren bir sanatçı olarak bileceğiz. Onun da Fareler ve insanlar. Yine Sardalya Sokağı, Gazap Üzümleri, Kenar Mahalle adlı eseriyle de ne yapacağız burada bilmemiz gerekiyor. Yine Elliot'a geldiğimizde ise Amerikan vatandaşlığından İngiliz vatandaşlığına geçtiğinden bahsetmiştik. Ancak çorak ülke, boş adamlar, yine kokteyl parti, katedralde cinayet aldığı şiir ve oyun türünde eserler yazdığını bilelim. Ernest Hemingway'e geldiğimizde ise asker kökenli olması eserlerinin temelini oluşturmada çok çok etkilidir demiştik burada. İhtiyar Adam ve Deniz, Çanlar Kimin için Çalıyor, Silahlara Veda adlı eseriyle yani romanlarını bileceğiz. Jack London roman türünde Martin Eden, Vahşetin Çağrısı yine Beyaz Diş adlı romanlarıyla bileceğiz. Herman Melville ise yine balinayı anlatmış olduğu roman türünde Moby Dick adlı eseriyle ne diyeceğiz? Bilmemiz gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar, bugün sizlere Amerikan edebiyatından söz ettik. Başka bir ders videosunda görüşmek üzere.